Merhaba, ben Aslıhan. Anne Bebek Dergisi'nin editörüyüm. Şimdi size birazcık kendimden bahsetmek istiyorum. Çok eskilere dönüyorum. 5. sınıftayım. Yıl sonu gösterisini sunuyorum. Hatta sunduğum vakit demem daha doğru olur. Yıl sonu gösterisini sunduğum zaman sunucu olmak istiyorum, muhabir olmak istiyorum dedim ve eğitim hayatıma bu şekilde yön verdim. Liseyi düz lisede tamamladım. Üniversite dönemimde Beykent Üniversitesi'nde Hakla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünü okudum. Belki size alakasız geliyor olabilir ama medya ve hakla ilişkiler aslında iç içe olan meslek grupları. Üniversiteden öncesinde aslında hiç çalışmamıştım. Sadece üniversite döneminde hani vardır ya o klasik 30 iş günü. İşte onu o stajı yapmıştım. Onun öncesinde hiç çalışma hayatım yoktu. Mezun olduktan sonra tabii ki bütün mezun olanlar gibi ben de bir müddet iş aradım. Hayatında hiç çalışmadığınız için aslında bir telefonu bile nasıl açacağınızı bilemiyorsunuz. Bu yüzden bu algıyı kırmak adına bir yere girdim, anlaşmalıydım. Asistanlık yaptım. 6 aydı. 6 ay bitiminde büyük bir medya grubunun dergisine dahil oldum. O da tamamen tesadüfen oldu aslında. Arkadaşım telefon açıyor, bir proje var, gelir misin diyor. Gidiyorum ama gittiğim işe alınıyorum. Ertesi hafta proje iptal oluyor, ortada kalıyorum. İşte ne iş verirlerse onu yapıyor oluyorum. Ama ben bir medya grubundayım ya, zaten bunu istiyorum ve benim için önemli olan oydu aslında. Hani bir gireyim, sonrasını ben bir şekilde hallederim düşüncesi içerisindeydim. Aslında olaylar da birazcık da benim istediğim gibi gelişti. Aklımdan geçtiği gibi gelişti. İlk zamanlarda o derginin internet sitesinin haberlerinin girişlerini yapıyordum. Güncel tutuyordum siteyi. Sonrasında e-ticaret sitesi açılmaya açtılar. O sitenin haberlerini girmeye başladım. Onu güncel tutmaya başladım. Ardından ben bunu yapmak istemiyorum dedim. Baktım e-ticaretle uğraşıyorum ama ben başka bir şey istiyorum aslında. Medya istiyorum, yazı yazmak istiyorum, dergiyle uğraşmak istiyorum. O sebeple istifa etmeye karar verdim. Tam bu kararı verdiğim sırada editörlerden biri dergiden ayrılıyor. Ve benim de bu isteğimi çok bildikleri için beni derginin başına geçiriyorlar. Ama öncesinde hiçbir şekilde, hiçbir dergiye, hiçbir yazı yazmamış bir insan. Burada şunu anladım. Doğru yerde, doğru zamanda olmak kesinlikle çok önemli. Şans, evet kesinlikle şans da önemli. Bir yıl burada çalıştıktan sonra istifa ettim, işten ayrıldım. 6 ay evde kaldım. Bunun ilk 3 ayında hiç iş aramadım. Sonraki 3 ayında iş aradım. O iş arama sürecinde de bütün dergilerin, daha doğrusu çalışmayı istediğim dergilerin yayın yönetmenlerine, yazı işleri müdürlerine tek tek mail attım. Tek tek telefon açtım, teyitleştim. Bir gün, aradan çok fazla zaman geçmemişti bu CV'leri atmamın üzerinden. Bir gün telefonum çaldı, gelir misiniz dediler. Arayan bir bebek dergisiydi. Kendimi şu şekilde şartlandırdım. Burada işe başlamak zorundayım. Çünkü bir bebek dergisinden çıktım, başka bir bebek dergisi beni istiyor. Yani bu takımlar arası futbol karşılaşmasında nasıl Galatasaray ve Beşiktaş vardır ya, işte ben de Galatasaray'daydım, Beşiktaş'a geçiyorum gibi bir durum söz konusuydu. O yüzden benim kesinlikle ve kesinlikle bu işi almam gerekiyordu. Görüşmeye gittim. Benden başka 5-6 tane daha kişiyle görüşeceklerini belirttiler. Ama o kadar emindim ki, çünkü bunu istiyorum, bunu seviyorum. Bunu da karşı tarafa çok net bir şekilde dile getirdim. Çıkarken de yarın görüşürüz o zaman dedim. Gerçekten de öyle oldu. Daha evime gelmeden, görüşme bittikten sonra daha evime gelmeden telefonum çaldı. Yarın başlayabilirsiniz denildi. Ve Mart 2009'du. O gün bugündür de Bebek Dergisi'nin editörlüğünü yapıyor oluyorum. Tabii dergideki işler devam ederken aynı zamanda başka ek işler de yapıyor oldum. Farklı dergilere köşe yazıları yazdım, hafta sonu eklerine ünlü röportajları yaptım, arada eğitimler aldım kendimi tamamlamak adına. Bunun gibi çeşitli şeyler yaptım. Editör olarak dergide ne yapıyorsunuz derseniz eğer, dekorasyon sayfasını yazıyorum, moda sayfası yazıyorum, güncel sağlık haberlerimiz oluyor, röportajlar hazırlıyorum, kapak çekimlerini yapıyor oluyoruz. Bunun gibi çeşitli sayfalar hazırlıyor oluyorum.
atlamamak gerekir. Aynı zamanda bir de bloggerım. Kendi ismimle bir blogum var. Onu da güncel tutmaya çalışıyorum. Yazılar paylaşıyor oluyorum oradan da. Röportajlarımızın hikayelerini yazıyor oluyorum. Kapak çekimlerinin hikayelerini paylaşıyor oluyorum. Yine sürekli böyle yazı dilimi destekleyecek işler yapıyorum. Bu kadar kendimi anlattıktan sonra, aslında siz de editörlüğü merak ettikten sonra acaba nereden başlamalıyım diye sordunuz değil mi? Aslında yani evet, üniversite okursanız güzel olur. Ben medya bölümü okumadım ama dediğim gibi halkla ilişkiler okudum. Burada da bir basın bülteni nasıl yazılır gördüm, haber nasıl hazırlanır bunu öğrendim. Okursanız çok daha güzel olur ama ya üniversite dönemimi bitirdim ve farklı bölüm okudum. Araştırmayı seviyorum, meraklıyım, dergileri kurcalıyorum, inceliyorum diyorsanız workshoplar oluyor. Özel üniversitelere bağlı workshoplar oluyor, etkinlikler oluyor. Bunlara katılıp kendinizi orada denemenizi tavsiye ederim. İlham dediğimiz durum söz konusu bir de. Ben de günlük tutarak başladım. Yazı yazmayı çok seviyordum. Evet, bunu herkes yazıyor olabilir. Ama bir iş söz konusuysa ve sizin yetiştirmeniz gereken bir durumsa o ilham hiçbir zaman gelmez bir kere. Eğer onu bekleyenlerdenseniz yanlış yoldasınız. Bu mesleği bırakabilirsiniz diyebilirim size. Çünkü derginin yetişmesi gerekiyor ve sizin o yazıyı yazmanız gerekiyor. O yüzden ilham diye bir şey söz konusu değil. Bu da aklınızda kalsın. Şimdi diyeceksiniz ki, dediniz ki ilham yetmiyor. Yazı yazmak yetmiyor. Peki ne yetiyor diyeceksiniz. Hepsini harmanlamak gerekiyor aslında. Yazı yazmayı da evet seviyor olacaksınız. Araştırmayı da seviyor olacaksınız. Evet, birazcık ilham da geliyor olacak ama tamamıyla ona da şartlanmamış olacaksınız. Sizin önünüze bir haber veriyor olacaklar. Onu okuyup düzenleyip onun üzerinden ana spot çıkarmanız gerekecek. Bunun içinde vaktiniz yok. Yapmanız gereken sadece 5 dakika içerisinde bunu hazırlamanızdır. Ya da ara spotunu gene aynı şekilde yapıyor olacaksınız. Ya da yaptığınız bir röportaj için yine aynı şekilde bir giriş cümlesi, giriş spotu yazmanız gerekiyor olacak. Dur ben bekleyeyim, ilham gelmedi, biraz daha bekleyeyim, yok olmadı, yazamıyorum gibi durumunuz söz konusu değil. O yüzden çok dergi okumalısınız diyorum ki örnek olacak size onlar. Aslında bir rutine bağlıyor olacaksınız. Çok karmaşık, çok zor gözüküyor olsa da aslında dergi hazırlamak bir matematiksel bir işlemdir bir yandan baktığınızda. O yüzden rutine oturtup, her şeyi anlayıp, çok fazla okuyup, çok fazla kurcalayıp, karıştırıp, ilhamı da arada gelirse güzel olur deyip yol almanız gerekiyor. Peki, kendimizi nasıl test edeceğiz? Aslında çok basit. En sevdiğiniz bir dergiyi alın. O en sevdiğiniz derginin içerisindeki gene en sevdiğiniz konuyu açın. Okuyun o konuyu. Harfi harfine, kelimesi kelimesine okuyun. Ardından ama ana spot ve ara spotlarını kapatmanızı rica ediyorum sizden. İkisini kapattıktan sonra ve konuyu okuduktan sonra bir ana spot yazmanızı rica ediyorum. Ana spot dediğimiz sizi metne götürecek, sizin dikkatinizi çekecek olan yazı. Orayı okuduktan sonra, daha doğrusu orayı yazdıktan sonra kendi yazdığınızla editörlerin, dergi editörlerinin yazdığını karşılaştırmanızı rica ediyorum. Çünkü böylelikle kendinizi denemiş olacaksınız. İkiniz de aynı ortak mesajı vermiş misiniz? Buradaki amaç o. Çünkü orada hem mesajı vereceksiniz hem de kişilere yazıya okuması için yönlendirmiş oluyor olacaksınız. Ara spot dediğimiz şey de gene merak uyandıracak bir cümle seçiyor olmanız. Bakalım siz de o merak uyandıracak farklı bir cümleyi seçmiş misiniz? Buna bakıyor olacağız. Bunda eğer evet tamam güzel oldu düşüncesine kapıldıysanız eğer ikinci basamağınız blog olabilir, blog açmak olabilir ki biliyorsunuz çok popüler gündemde şimdi. Öyle yapabilirsiniz ya da öncesinde günlükler tutabilirsiniz, blog açmayayım derseniz ki blog açmanız avantajınız olacaktır. Çünkü siz üçüncü aşamada CV gönderiyor olacaksınız. Ben böyle böyle yazılar yazıyorum, bu tarz haberler hazırladım, bu tarz röportajlarım var deyip bir karşınızdaki kişiye, CV gönderdiğiniz kişiye sunuyor olacaksınız. Onun da sizi gözlemlemesi için bir internet sitesinden size bakması çok daha avantajınızda bir durum olacaktır. Bu şekilde yol alıyor olabilirsiniz bu yüzden. Evet, editörlük bir kere kulağa havalı gelen bir meslek, kabul ediyorum bunu. Çok da kolay gibi gözüküyor olabiliyoruz bazen zaman zaman. Onu da kabul ediyorum ama öyle değil. Tamam, dergiyi rafta gördüğünüz zaman harika diyorsunuz. Bunu ben yaptım diyorsunuz ve o duygu bambaşka bir şey. Hele tam onu söylerken yanınızdan birinin gelip o dergiyi alıp incelemesi
ve kasaya gidiyor olması mükemmel bir duygu kesinlikle. Onun bir tarifi yok. Ama bir de bunun öncesi var tabii ki. Her çekim olduğu gibi. Çekim öncesi var, hazırlık öncesi var. Onunla da strese giriyorsunuz. Çünkü bir dergi bir ay içerisinde hazırlanmıyor. Ayın 20'sinde yeni dergiye başlıyorsunuz. Çünkü bir önceki ay, 20 atıyorum, Kasım'ın 20'sinde dergiyi bitiriyorsunuz. Aralık sayısını bitiriyorsunuz. Ve ocağa başlıyorsunuz. 20'si ile 10'u arasında mesela bir süreciniz oluyor. Bu süreçte materyalleri toplamanız gerekiyor. Sonrasında da 10'u ile 20'si arası geliyor. Onda da dergiyi bitirmiş olmanız gerekiyor. Bu şimdi biraz stresli bir süreç oluyor. Yetişecek mi? Tarihi kaçırmamam gerekiyor. Hazırlayabilir miyim gibi stresler oluyor. Matbaaya gönderiyorsunuz dergi. Önce PDF'ler hazırlanıyor daha doğrusu. PDF'leri hazırladıktan sonra örnek sayfalar oluyor yani bunlar. Matbaaya gider dergi. O bekleme sürecinde bir strese giriyorsunuz. Acaba hata var mıydı diye. Onu düzeltebilirsiniz çünkü size ozalit dediğimiz derginin maket hali geliyor. Onda da düzeltmeleri yapıyorsunuz. Asıl stres matbaaya evet basabilirsiniz dediğiniz anla rafa gittiği süreç arasında başlıyor. Ciddi bir strese giriyorsunuz. Acaba hata yaptım mı? İnsanız, yapmama gibi bir lüksümüz yok. Olmasa güzel olur tabii ki ama arada küçük şeyler oluyor. O gelene kadar, o dergi yayınlanana kadar o stres hiç gitmiyor. Aslında işin birazcık hem zor hem de kolay dediğimiz iki bölümü daha var. Ünlü röportajları ve kapak çekimleri. Kapak çekimlerimizde bebeklerle uğraştığımız için biraz ne olacağını bilemiyorsunuz. Çünkü uykusu gelebiliyor, altını ıslatmış olabiliyor ya da size o gün modunda olmadığı için gülmeyebiliyor ve sizin de o gün o kapağı çıkarmanız gerekiyor. Bu biraz tabii sorunlu bir bebek gelirse karşınıza ki o gün için sorundan bahsediyorum. Aslında belki çok güzel, her zaman gülen bir bebektir ama şansınıza o gün gülmüyor olabiliyor. Bu biraz strese sokuyor ya da tam aksi durum olabiliyor. Stüdyoya giriyorsunuz, bebeği oturtuyorsunuz, 10 dakika içerisinde çekimi tamamlıyorsunuz. Bu tamamen şansınıza. Röportajlar için de aslında aynı şey geçerli. Ünlü isimlerin evlerine gidiyor oluyorum genelde ben. Bebek dergisi olduğumuz için onları dışarı çıkarmaktansa evlerinde ziyaret ediyor oluyoruz. Bizi acaba nasıl karşılayacak düşüncesi oluyor. Bazen çok güzel röportajlar gidiyor. Bazen dediğimiz şeyler oluyor. Olduğu zaman birazcık tabii strese giriyorsun. Soracağın sorular daha böyle didaktik oluyor. Sohbet havasından çıkıyor. Bu bir editör için hoş bir şey olmuyor. Çünkü bunu dergiye yazdığınızda ve aktardığınızda okur da aynı şeyi algılıyor. Ama bu bütün olumsuzlukları en aza indirmek güzel bir gülümsemeden geçiyor. Güzel bir iletişimden geçiyor. İşin en keyifli yanı bir kere mesai saatiniz yok. 7-24 çalışıyor da olabilirsiniz. Mesela hiç de çalışmıyor olabilirsiniz. Durum şu. Pazartesi sendromu ben yaşamıyorum çünkü ben işimi çok seviyorum. Mesleğimi çok seviyorum. Benim için işe gitmek gibi gelmiyor evden çıktığım her gün. O yüzden zor değil. Hafta sonları çalışmıyorsunuz. Hafta sonları işe gitmiyorsunuz. Bu artı bir şey. Anneyseniz ve yarı zamanlı bir işe ihtiyacınız varsa dergi editörlüğü ama bebek dergilerinde editör olmak sizin için avantaj olabilir. Diğer dergiler birazcık daha sayfa sayısı fazla oluyor, çok daha fazla haberler oluyor. Bizim birazcık daha rutin olduğu için, bizim dediğim yani anne bebek sektöründeki dergilerin hepsi biraz daha rutin olduğu için daha kolay işler ilerliyor olabiliyor. Ama bu işi dediğim gibi seviyor olmanız gerekiyor. İş olarak görmemeniz gerekiyor kesinlikle. İş olarak görürseniz sizin için yazı yazmak bir zulüm olur. Çok mutsuz olursunuz yazı yazarken. Bu da okurlarınıza geçiyor olur. O yüzden iş olarak görmemeniz ve işinizi çok seviyor olmanız gerekiyor. Bir bebek dergisini diğer dergilerden birazcık daha farklı düşünüyor olabilirsiniz. Çünkü okurla aranızda duygusal bir bağ oluşuyor. Çünkü okurunuz anne ya da anne adayı. Böyle bir durum olunca da ister istemez birlikte aslında bu süreci siz geçiriyor oluyorsunuz. Birlikte yaşıyor oluyorsunuz o 9 ay ya 9 aydan sonraki süreci. Size mailler atıyorlar, sorunlarını anlatıyorlar, bebeklerinin fotoğraflarını yayınlamasını istiyorlar. Birazcık sabırlı olmanız gerekiyor, hoşgörülü olmanız gerekiyor. Her maile olumlu ve ılımlı cevap vermeniz gerekiyor aslına bakarsanız. Çünkü hepsi bebeklerinin mükemmel olduğunu, hepsi bebeklerinin çok güzel olduğunu düşünüyor ki öyleler. Bize gelen bütün mailler, bütün bebekler hepsi çok güzel bebekler.
Ama içinden fotojenik olan ve fotojenik olmayan diye ayırmamız gerekebiliyor mesela. Bu durumda da karşı taraf okuru kırmamak adına, senin bebeğini kapak yapamayız gibi sert bir cümle kurmak adına her zaman ılımlı yaklaşıyoruz. Evet, orada belki kapak yapamıyor olabiliriz ama işte sizi şurada değerlendiriyor olabiliriz. Buraya koyuyor olabiliriz. Okur sayfamız var diyoruz. Afacanlar sayfamız var diyoruz. Böyle konumlandırmalar yapıyor olmanız gerekiyor. Direkt önünü kesmemeniz gerekiyor. Bu mailleşmeler de biraz uzun sürüyor. Çünkü o bir şey istiyor. Siz bir şey yazıyorsunuz. Bu karşılıklı gidip geliyor. Sabırlı olmanız gerekiyor ve aslında birazcık da iyi niyetli olmanız ve dediğim gibi duygusal o bağı koparmamanız gerekiyor. Bu maillerin sonucunda size o kadar güzel dönüşler oluyor ki o zaman işte iyi bir editör nasıl olmalıdır ya da ben iyi bir editör müyüm sorusunun cevabını almış oluyorsunuz. Bu da sizin ne kadar başarılı olduğunuzu gösteriyor oluyor bence. Bir araba dergisinde bir bayan çalışıyor olabilir ama bir bebek dergisinde çok fazla erkeklere yer yok aslına bakarsanız. Benim tanıdığım bebek dergilerin hiçbirinde erkek editör yok. Tamam, reklam bölümünde olabiliyor belki ama yazı işleri kadrosunda yok. O yüzden birazcık daha bayana yönelik bir dalız diyebilirim. Yazı yazmayı seviyorsunuz. Tamam, güzel. Bir blogunuz var. Bu da çok güzel. Ama siz bir dergiye yazı yazmak istiyorsunuz. Nereye gideceğinizi bilmiyorsunuz belki de. Ya da attığınız CV'lerden olumlu dönüş almıyorsunuz. Çünkü daha öncesinde hiçbir dergi deneyiminiz yok. Yazılarınızda 5 tane, 6 tane ya da yani çok az. Bu durumda şunu yapın. Bir AVM dergisi olur. Online bir dergi olur. Adı çok duyulmamış bir dergi olur. Üniversitenin dergisi olur. Yani hiçbir şekilde dergiyi küçümsemeden bir dergide yazı yazın. Ben de onu yaptım. Blog dergilerine yazı yazdım, alışveriş merkezlerinin dergisine yazı yazdım ki hala yazmaya devam ediyorum. Bunu yaparsanız eğer elinizde daha dolu, hani bak ben bunları yapıyorum diyebileceğiniz materyalleriniz olmuş olur. Bu da sizi bir adım daha öne götürüyor olur. Çünkü siz bunu başka bir dergiye yazdığınız şeyi blogunuzdan da paylaşıyor olacaksınız. Blogunuzun linkini de CV'yi gönderdiğiniz kişiye göndereceksiniz. İlgi alanınıza göre yazıyor olacaksınız. Belki moda yazacaksınız, belki dekorasyon yazacaksınız, belki röportaj yazıyor olacaksınız. Belki gittiğiniz bir filmi, bir tiyatroyu, bir konseri anlatıyor oluyor olacaksınız. Bunların hepsini kesinlikle ve kesinlikle dediğim gibi küçümsemeyin o dergileri. O hani adı duyulmamış diye düşünmeden o dergilere yazın. Böylelikle bir adım atmış oluyor olacaksınız. Hani o küçümsemeyin dediğim dergiler vardı ya, onlara uzun zamandır yazı yazdığınızı düşünelim şimdi. Artık CV atma vaktiniz geldi. Bunun için ben öyle yaptım. Kesinlikle ve kesinlikle bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. Tek tek yayın yönetmenlerini, yazı işleri müdürlerini, mail adreslerini alın. İnfo adresleri de atın CV'nizi, tamam. Ama bireysel direkt kişiye atmanız çok daha olumlu sonuç oluyor. Attıktan sonra aramaktan kesinlikle çekinmeyin. Telefon açın, gelip gelmediğini sorun. Ondan sonra birlikte neler yapabiliriz diye konuşun. En azından aradaki o diyaloğu sıcak tutun. O fotoğrafını gören kişi aynı zamanda sizin sesinizi de duysun ki aklında kalsın. Evet, bir sürü şey konuştuk sizinle. Bir sürü şey anlattım. Tamam, kabul ediyorum, fazla konuştum. Ama daha fazla konuşmak istiyorum. Çünkü siz daha fazla merak ediyorsunuz. Bunların hepsini, yani bir dergi nasıl hazırlanır, birinci sayfasından son sayfasına kadar içerisindeki matematiği öğrenmek istiyorsanız günlük ve saatlik görüşmelerinde benimle görüşebilirsiniz. Küçük bir not, Sakıp Sabancı'nın sözü benim de çok hoşuma gider. Herkes kendi işini severse mutlu bir toplum yaratılır. İşin büyüğü küçüğü, işin önemlisi önemsizi yoktur. İşinizi sevin der. Gerçekten çok doğru. İşinizi sevin ya da sevdiğiniz işi yapın. Tüm bu anlattıklarımdan sonra hayalinizdeki mesleğin editörlük olduğunu düşünüyorsanız bir sonraki buluşmada canlı olarak görüşmek üzere.